İlk önce şunu ilk önce bir sonuçlandıralım. Esra Hanım'la benim ittifak yaptığımı düşündünüz. Burada isim karıştırması mı oldu? İlk masaya oturduğumuzda iki arkadaşım. Siz yanlış anladınız beyefendi. Ay ben değil, siz kendiniz söylediniz. Seda Hanım da şahit. Demedim Seda Hanım. Şimdi finalde göreceksiniz Caner Bey'i. Siz finalde kimin, nasıl, ne şekilde olduğunu göreceksiniz. Ama siz benim ismimi... O zaman siz benden özür dileyeceksiniz belki. Benim ismimi vererek söylediniz ama. Siz belki benden özür dileyeceksiniz ama iş işten geçmiş olacak. Ama gerçekten. Ben burada bir şey demeyeyim. Siz Esra Hanım'la benim ve Kadriye Hanım'la üçümüzün işbirliği yaptığını söylediniz. Hayır efendim, Kadriye Hanım'ı karıştırmadım. Beni kafaladınız. Evet, söyledim. Hayır, olur mu öyle şey? Siz kendiniz söylediniz. İkisinin ittifak kurduğunu söylüyorum, hala da söylüyorum. Hayır, ama Caner dediniz. Ama sizi kafalamaya çalışıyor, gerçekten öyle yani. Dınız dediniz, çalışıyor demediniz. Peki, yemeğin yorumunu alalım. Yemek yorumu Caner. Ben arkadaşlarıma katılıyorum, yaprak pişmemiş. Kalın olduğu için. Peki. Keşke bu yaprağı ikiye bölseydiniz, küçük sarsaydınız. İçinin harcı güzel. Ben ucundan aldım. Benim tarafım pişmişti. Pirinçler pişmişti. Ama arkadaşlara pişmemiş diyorlar. Ona bir şey diyemem. Püre, arkadaşlarıma katılıyorum. Çok sıvı olmuş. Biraz daha katı olmasını beklerdim. Şartlanmaya gelmişler Seda. Yok. Hayır ya, sakin ol. Nasıl buldunuz Seda Hanım? Yaprak pişmemiş. Zaten evet. Söylemiştim sert diye sararken almadım. Aslında pişti Seda Hanım. Yani ben de yedim. Yok. Biraz gerçekten şey. Pişti ve, yani. Ve şansına kötü bir yaprağa denk gelmiş. Gerçekten dışarı yani evet. Diğer yapraklar çok sert ama, oluyor. Ama bak bu... sana herkes şunu söyledi. Onu göz önüne almıyorsun. İçinin harcını herkes çok beğendi. Bunun içinin harcını da ayarlamak kolay bir şey değildir. Evet. Çok güzel olmuş içinin harcı. Evet. Ben zaten yedim, sana ne dedim? Evet. Harika içinin harcı dedim. Biraz kıtır kıtır dedim ama bana da Caner gibi çok çiğ gelmedi. Ben ayrıca püreni de beğendim. Kıvamını da beğendim. Evet. Niye ağladın sen? Ya zoru mu gidiyor Seda Hanım yani? Ne? Hayır, o kadar emek verip de yani kötü olmaması, kötü olmuş olsa ben hayatta mümkün değil yiyemem. Tamam. Hani ben gerçekten kötüyse kötü derim yani. Ben şey yapacak halim yok. Olabilir yani, beğenmemiş olabilirler ama ya bir tane mi hiçbirini beğenmediler Seda Hanım. Ama sen duymuyorsun Seda Hanım. İçini beğenmedi. Hanımlar tek tek. Çorbayı da beğenmediler, bunu da beğenmediler. Ben sanmıyorum ki diğerleri de geldiği zaman onları da beğenmeyecekler. Bekleyin. Bir dakika Seda Hanım. Bir bekler misiniz? Bir bekleyin. Gücüne mi gitti senin bir tane? Evet. Ya zoruma gitti Seda Hanım. Gerçekten zoruma gidiyor. Yani çorba beğenilmedi, bunlar beğenilmedi. Ben böyle mi yaptım yani? Evet, ben dün öyle mi yapmıştım? Bana da yorum yapıldı. Ben de kendimce güzel yaptığımı düşünüyorum. Sevda Hanım, asıl şartlanan sizsiniz. Siz sadece kötü yorumları duyuyorsunuz. İçini ne kadar beğendiğimizi söylüyoruz ve ısrarla şartlandınız diyorsunuz ya. Evet, duymadım bebeğim onları. Duymuyorsunuz siz. Neyse. İyileri duymuyorsunuz. Neyse Seda. Yani, siz ilk gün beni yerden yere vurdunuz. Aynı böreğimi... Şey... 10 parçaya böldünüz. Aynı şeyi hiç siz de yapıyorsunuz. İyi bir şey söylemediniz. Ben oturup ağlamadım ama şimdi size. Şimdi benim zoruma gidiyor. Ben siz emek vermediniz ama. Aa. Siz emek vermediniz. Çorba, siz çorbayı yaptınız mı efendim? Tamam, eksik diye unuttum. Yaptınız mı? Ama böreği sardım. Böreği nasıl sardınız? Çorba demiyorum, börekten bahsettim. Hayır, nasıl yaptınız böreği? Nasıl? Siz böreği nasıl yaptınız? Sardım. Yenilecek kıvamda mıydı? Tamam, hayır. Ben diyorum ki siz de beni yerden benim yere vurdunuz. Benim menüle niye kıyaslıyorsunuz ki kendi menünüzü? Ben menüyle kıyaslamadım ki. Siz de ama beni siz diyorum. Ama siz diyorsunuz ki siz beni yerden yere vurdunuz. Evet. Niye vurdum sizi o zaman? Neden? Niye? Neden vurdum acaba? Söyleyin. Beğenmediğiniz için vurdunuz. Tamam da sizin menünüzle benim menüm bir mi şimdi? Ben hiç susuyorum. Hayır, benim menümle sizin menünüz menüyü bir mi? Menüyü kıyaslamıyorum. Siz dediniz ki alındım. Alabilir miyim rica etsem? Eleştiriye açık olmadığınız için ben de size diyorum ki siz de beni eleştirdiniz. Al gel. Ben efendim? Oturup ağlamadım diyorum. Çorbadan şimdi, bahsetmedim yani. Şimdi sizin menünüz benim menümle kıyaslayamazsınız siz. Hanımefendi, menüyle ben, kıyaslamadım zaten. Tamam mı? Anlıyor musunuz her beni? Şekilde yetiştirdim. Ben siz eleştiriden bahsediyorsunuz evet. Değil mi?
Ben sizi eleştirdim. Diğerleri de eleştirdi. Tamam, diğerlerin evinde. Onları da göreceğiz yarın. Tamam, ben onlara bir şey demiyorum ki. Göreceğiz bakalım tepkiniz ne olacak, onu merak ediyorum. Göreceğiz yarın. Göreceğiz bakalım. Peki. Bitti mi Seda Hanım? Bitti. Şimdi sırada gavur dağı salatası, fırında kebap ve meyhane pilavı eşlik ediyor kendisine. Sevda Hanım, beni işbirlikçiliği suçladınız ama ben Esra Hanım'la niye işbirlik yapayım? İlk gün yarışmacısıydım. Bir puan kaygım olsaydı belki dediğiniz doğru olabilirdi ama ilk gün yarıştığım için puan kaygım olmadığı için Esra Hanım'la böyle bir şeyi söylemeniz yersiz buldum. Sizi bayağı üzdüler. Sevda Hanım, sizi bu kadar üzen ne oldu? Ya şartlar diyorum ya sana, ikisi zaten beraber. Belli yani. Şey olmaya gelmişti yani ikisi. Kurulmuşlar saat gibi. İkisi fark ettiniz mi? Hiç şey konuşuyor mu? Yani beni bunlar cephe almışlar. Belli yani. Yarın benim günüm. Yarın Sevda Hanım benden intikam alacaktır. Aslında hak ettiğimi düşünmüyorum bu intikamı ama kendince benim onu sevmediğimi ya da işbirlikçi olduğumu düşünüyor. Halbuki ben hiç haksız bir yorum yapmadım. Sadece yemeklerini eleştirdim. Kişiliğine laf söylemek haddime değil zaten. Ama yarın beni eleştirecek, çok sert eleştirecek ama ben de yemeklerimi sonuna kadar savunacağım. Ama hiç eleştiriye açık değil. Seda Hanım. Hiç eleştiriye açık değil yani. Arkadaşımız. Hayır, madem öyle o da yapmasaydı. Siz niye ağlamadınız? Asıl puan oynayan kendisi duygu sömürüsü yapıyor bence. Kusura bakmasın da. Biz eğer puan oynasaydık susar otururdum şurada yani. Hiç umurumda olmazdı. Aman derim, hep çok güzel gider içeride puanımı verirdim. Halbuki eleştiriye çok açık. Ben ona mutfakta neler söyledim, ne espriler yaptım. Güldük. Çok espriler yaptım. Ben beri eleştiriye açık oldum zaten. Çok aslında açık. Sizi yani çok seviyor. Bizi sevmemiş. Her şeyi batıyor. Yani sevmeye sevinmemeye gelmiş buraya, bilmiyorum. Gerçekten ne espriler yaptım. Seyirci duydu. Hiç asla tepki vermedi. Güldü. Neler yaptım. Neler söyledim. Hiçbir tepki vermedi.